Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların akın ettiği Alanya'da belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler bayram boyunca toplamda 4976 ton 85 kilo çöp, 350 ton 85 kilo da geri dönüşüm malzemesi topladı. Ekipler çöp toplamanın yanı sıra çevre temizliğinde de yoğun çalışma sarf etti. Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Alanya'da belediye ekipleri 24 saat mesai yaparak yaklaşık 5000 tona yakın çöp topladı. Çöp kamyonlarıyla günlük ortalama 995 ton 37 kilo çöp toplayan ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalıştılar. 9 günlük tatil boyunca toplanan geri dönüşüm miktarı ise 350 ton 85 kiloyu buldu. Günlük toplanan geri dönüşüm miktarı ise 70 ton 17 kilo olarak kayıtlara geçti. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 27 Haziran 1 Temmuz arasında 565 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve 185 geri dönüşüm personeli olmak üzere toplamda 750 personel ve 162 araçta geri dönüşüm dahil 5327 ton 70 kilo çöp topladı. Bayram yoğunluğunun en üst seviyede yaşandığı kentte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre hizmet verdi. Diyarbakır'dan geldi. Yani Bir ya, yıl dışı, yıl dışından. Nerede? Tokat'tan, Tokat'tan. 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 Belediye ekipleri sadece çöp toplamakla kalmadı. Hijyen ve temizlik konusunda da bayram tatili boyunca kolları sıvadı. Ekipler kesim yerlerinin yıkanması, kesim yerlerine çevre temizliği yapılması, kesim yerleri uygun olanlara çukur açılması, kesim yerlerine konteyner verilmesi, kesim yerlerine çöp aracı verilmesi, kesim yerlerine molos konteyneri verilmesi, kasaplara konteyner verilmesi ve kesim sonrası yıkama ve çevre temizliği yapılması gibi çalışmalarla Alanya halkının sağlıklı ve güzel bayram geçirmeleri sağlandı. Kurban Bayramı boyunca Alanya genelinde verilen temizlik hizmetinin Türkiye'nin başka hiçbir belediyesinde verilmediğini ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, "Belediyemiz tarafından kurban kesim yerlerinde önemli hizmetler verdik. Belediyemiz bu anlamda da Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinden kesim yerlerine en kapsamlı hizmet veren belediye konumundadır." dedi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle tesislerin çoğunda doluluk %100'e ulaştı. Alanya'da hem iç hem de dış pazarda yaşanan hareketlilik sektöre nefes oldu. Alanyalı turizmciler bayram sevincini iki kat yaşadı. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve yüksek sezona geçilmesiyle birlikte beklenen doluluğu yakaladı. Alanya Posta Medya ekibine açıklamalarda bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Trofet Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, güzel bir turizm sezonu geçireceğiz şeklinde konuştu. Başkan Sili açıklamasının devamında, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte hem iç pazarın hem de diğer kaynak pazarlarımızın etkisiyle tesislerimiz doldu. Yurt dışındaki bütün kaynak pazarlarımızın okul tatillerinin başlaması ve yüksek sezona girmiş olduğumuzla birlikte Temmuz ayını dolu geçireceğimizi öngörüyoruz. Geçen seneye oranla ciddi bir artış gözlemliyoruz. Havalimanı verileri de bu doluluk oranlarını gösteriyor. Güzel bir 2023 sezonu geçireceğimizi ve 2019 rakamlarını yakalayacağımızı tahmin ediyoruz ifadelerine yer verdi. <laughs> Alanya tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin neredeyse her ilinden plakaların göze çarptığı Alanya'da yaşanan yoğunluk esnafı sevindirirken konuyla ilgili açıklama yapan esnaf temsilcileri ise ivmenin artarak devam edebileceğini söyledi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak kutlanması tatil beldeleri ve turizm şehirlerinde yoğunluk oluşturdu. Alanya'nın hıncı hınç dolu olması bazı olumsuzlukları beraberinde getirirken yerel esnafların da yüzünü güldürdü. Sezonun tam anlamıyla Kurban Bayramı tatiliyle başladığını belirten esnaf temsilcileri sezonun iyi geçeceğini ifade etti. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yeni Alp. Bayram tatilinde otellerde konaklamak yerine deniz kenarında ve sokaklarda yatanları eleştirerek tatilde esnafın iyi bir sezon geçireceğini fakat yaşanan görüntü kirliliğinin şehrin imajına zarar verdiğini belirtti. Her dönem olduğu gibi yakın illerden gelen tatilci arkadaşlarımız bizim otellerimiz yerine Gittiler deniz kenarlarında, yollarda, sokaklarda yattılar. Bu da bizi son derece üzdü. Ha, esnaftan alışveriş yaptı mı derseniz, esnaftan da alışveriş yaptı ama nedenli yaptı. Sadece bizim esnafımıza faydasının olduğunu inanmaktayız. O da ufak tefek e, sudur, koladır, ekmektir. Sadece bunları aldılar bizden yani anında bozulabilecek şeyleri aldılar. Onun haricindekilerini araçlarının içine geldi, aldılar. Gördük zaten bunu, adam hasırını sermiş caddenin ortasına, orada geceledi. Bunlar şehrimiz için olumlu şeyler değildi, bunların olmasını kesinlikle istemiyoruz. Ee, ama esnaf açısından da şehrin dolması bizim için iyi oldu. Böyle olmamalıydı yani bu düzen çok hoş olmadı. Bunun yanında Ege'ye baktığımız zaman Ege'ye e, yakın illerden bu denli akım olmuyor. E, çok pahalı diyorlar. Biz her zaman diyoruz kaliteli e, turistin e, memleketimize gelmesini istiyoruz, bölgemize gelmesini istiyoruz. İnşallah bu doluluk turistle devam eder ve esnafımız çok iyi bir sezon geçirir diye düşünüyorum. Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ise bayram tatilinin esnafın yüzünü güldürdüğünü, yaşanan ivmeyle de esnafın umduğu kazancı sezon sonuna kadar yakalayacağını vurguladı. Genel olarak 9 günlük bayram tatillerinde hem iç turizmde hem dış turizmde yaşanan hareketlerle beraber ilçemizde ve bölgemizde gayet hareketli ve yoğun bir tatil dönemini geçiriyoruz. Bu Kurban Bayramı tatilinde de yine 9 günde çok yoğun iç ve dış turizmden e, hareketlilik yaşadık. Özellikle Anadolu'dan gelen vatandaşlarımızın da e, katkılarıyla Alanya bölgemiz çok dolu dolu bir 9 günü yaşadı. ve Bu 9 günün e, esnafımıza yansıması da gayet olumlu oldu. Çünkü bayram öncesinde e, maalesef geçen seneki gibi bir ivme henüz yakalayamamıştık. İnşallah bu bayramla beraber hem 9 günlük tatil ve arkasından da yine yabancı misafirlerimizin de e, gelmesiyle beraber yine uzun bir sezon yaşarız diye düşünüyorum. E, Ekim sonu gibi inşallah Ekim sonuna kadar sürecek bir sezonla beraber de e, esnafımız yine 2023 sezonundan umduğu kazancı elde eder, umduğu geliri elde eder diye düşünüyorum. E, bu süreçte tabii ki bizim de tüm esnaflarımız ve e, alan halkı olarak gelen misafirlerimize sunacağımız hizmetler ve vereceğimiz e, onlara güler yüz ve misafirperverlik ömüzəki illərə də təkrar yatırım olacaqdır diye düşünüyorum. Turizmin en önemli ülkelerinden Fransa'da yaşanan olayların dünya turizmini ve pazarları nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, Avrupalı turistlerin rotaya Alanya çevirmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa polisinin 17 yaşındaki Cezayirli genci öldürmesi Fransa'yı yangın yerine çevirdi. Ülkede olaylar gün geçtikçe büyümeye devam ederken önce Belçika'ya, ardından İsviçre'ye de sıçradı. Kültür turizminin başkenti olan ve Avrupa pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Fransa'da yaşanan bu olayların turizm pazarlarındaki dengeyi değiştirip değiştirmeyeceği ise merak ediliyor. Fransa'ya giden Avrupalı turistlerin Türkiye'ye, özellikle Türkiye'nin turizm başkentlerinden Alanya'ya kayma ihtimali üzerinde durulurken konuyla ilgili konuşan Turizm Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Cimrin, Türkiye ve Fransa'nın misafir profillerinin çok farklı olduğunu söyledi. Fransa'da yaşanan olayların Alanya turizmine etkisi hakkında açıklamalarda bulunan Şükrü Cimrin. Alanya turizmin olumlu anlamda etkilenmeyeceğini belirtti. Cimrin, Avrupa pazarının Alanya'ya kayacağını da zannetmiyorum. Biz yaz destinasyonu olarak görülüyoruz. Fransa ise kültür destinasyonu olarak görülüyor. Yani müşteri profilleri birbirinden çok farklı olduğu için bizi etkileyeceğini düşünmüyorum dedi. Türk Hava Kurumu Alanya Şube Başkanı Emine Keoğlu, geçen yıl oranla kurban derisi bağışında %40 artış olduğunu söyledi. Türk Hava Kurumu Alanya, 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı'nda deri toplama faaliyetleri için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Türk Hava Kurumu'nun görevlendirdiği kişiler tarafından deri toplama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Kayaoğlu. Alanya'da ilçe merkezi ve mahallelerinde 15 resmi 15 özel araç toplam 30 araç ve 35 işçinin görev yaptığını belirtti. Keyaoğlu Türkiye genelinde 382 şubenin makbuz karşılığı ve yetkili kişilerce deri toplama faaliyetlerini yürüttüğünü, derilerin zayi olmaması için 800 uzman personelin sahada çalıştığını belirtti. Türk Hava Kurumu'nun Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından biri olduğunu, bu önemli kurumun bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın hizmetinde olacağını vurgulayan Türk Hava Kurumu Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu. Türk Hava Kurumu Alanya şubesine toplam 11312 kurban derisi bağışlandı. Bunlardan 8546'sı keçi, 2482'si koyun ve 284 adet sığır derisi bağışlandı. Tüm vatandaşlarımızdan göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Nice bayramlar dedi. Alanya'da yanındakilerle İngilizce konuşmasından dolayı yabancı sanılan bir kişi taksiye binerek yolculuğuna başladı. İddiaya göre yolcu bir süre sonra sürücüyle Türkçe konuşunca taksiden indirildi. Yaşanan bu durumsa yerliye taksi yok mu dedirtti. Alanya'nın İskele Caddesi'nde bulunan bir taksiye binen genç kadına taksimetrenin çalışmadığını söyleyen taksi sürücüsü in bin ücreti olarak 100 lira istedi. Taksiden indirilen yolcuyla birlikte aynı durakta bir başka yolcu da çocuğu engelli olduğu için taksiye bindirilmedi. Kızıl Kule önünde yaşanan olayda ise İngilizce konuşan engelli anne bu duruma sitem etti. Türk yolcular turistik bölgelerdeki bazı taksilerin kendilerini almamasından dolayı şikayetçi olurken yetkililerden bu konuda çözüm üretmeleri istendi. Alanya'da yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bazı ürünlerde hasatlar azalmaya başladı. Azalan sebzelerin yerini ise yaz sebzelerinin doldurması bekleniyor. Alanya halinde işlem gören domatesin üretimi azalmaya başladı. Üretimin azalması fiyatlara da yansıdı. Yaylalarda üretiminde başlamasıyla birlikte meydana gelen boşluğun dolması fiyatların normale dönmesi bekleniyor. Yaylalarda sebze üretiminin ne zaman başlayacağı ve üretimi azalan domatesin yerinin başka sebzelerle dolacağını söyleyen Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya. Havaların ısınmasıyla sahil şeridindeki ürünler azaldı. Bitmek üzere. Yaylalarda üretim 15 gün sonra başlayacak dedi. Azaldı, e, bitmek üzere. E, yaylalarda takriben 15 gün sonra başlayacak. Şu anda hafif bir boşluk var e, domates ve sarı tarıkta. Ee, yaklaşık 15 gün sonra e, salatalık, domates, biber, fasulye e, çeşitleri e, boşluğu dolduracak.